Ben matematikli patates püresinin olmadığı ziyafete ziyafet demem. Matematikli patates püresi yapmak için önce patateslerimizi yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Bu yaklaşık 15 ila 20 dakika sürüyor. Sonra suyunu süzüp biraz soğumaya bırakıyoruz ve patatesimiz matematiklenmeye hazır. Bir patatesi düzgünce ikiye biliyoruz ve yarım patates artı yarım patates elde ediyoruz. Sonra yarımları çeyreklere, çeyrekleri 1 bölü 8'lere vesaire ayırıyoruz. Sonuçta gördüğünüz gibi tamamıyla matematiklenmiş bir patates elde ediyoruz. Tek bir patates için bu sonucu ispatladığımıza göre aynı işlemi diğer patateslere uygularken tüm adımları baştan takip etmemize gerek yok. Çünkü matematik böyle bir şey. Ben patatesi matematiksel bir şekilde rafine ve kesin metotlarla püre haline getirmeyi tercih ediyorum ama çoğu insan kaba kuvvet algoritmalarına başvuruyor. İsterseniz tereyağı, süt, tuz ve biber gibi değişkenler ekleyebilirsiniz. Malzemeyi bir yarım küreye yerleştir ve organik, hiperbolik bir düzlemle süslüyoruz. Matematikli patates püremiz servise hazır. Böğürtten silindirimiz ve bir sepet dolusu tereyağı prizmalı ekmek küremizle birlikte muhteşem bir ziyafet bizi bekliyor. Şimdi size bir servis tavsiyesi. Et suyu bu yemekte çok güzel gider. Matematikli patates püremizi tabağa yerleştirirken et suyunu tutabilecek şekilde düzenlemeniz önemli. Tepe, e, tepe şeklinde yaparsanız et suyu tabağa akacaktır. En iyisi bir gölcük veya bir havuz yaratmaktır. Ama hangi şekil patatesin tutabileceği et suyunu maksimize eder? Matematikte patatesin yapısal özellikleri nedeniyle bu iki boyutlu bir et suyu havuzu problemine indirgenebilir. Belli bir patates çevresi için en büyük et suyu alanını elde etmeye çalışırsanız ben bir problemle karşılaştığımda aklıma şişen şekiller getiriyorum. Bir üçgeni şişiriyorsunuz diyelim. Alanı artacak ve şekil bir daireye dönüşecektir. Sonra da çevresi büyüyemiyorsa şekil patlayacaktır. Aslında hangi iki boyutlu şekli şişirirseniz şişirin daire elde edersiniz. Bunun üç boyuttaki karşılığı küredir. Baloncuklar o yüzden küreseldir. Hindiler de küremsidir. Çünkü bu şekil hindi dolma yaparken içlerine optimal miktarda pilav sığmasınız sağlar. Matematikli patatesin sınırlı 3 boyut kapasitesi işleri biraz karıştırıyor. Matematikli bir patates kendi kendine ayakta duramayacağı için 2 boyutlu şekillere mahkûmuz. Peki hangisi daha iyi? Derin bir matematikli patates silindiri mi yoksa daha sığ ama geniş bir şekil mi? Şöyle düşünün. Derin silindiri ikiye böldüğünüzde oluşan iki sığ silindir aynı et suyu kapasitesine sahip olacaktır ve bu iki çemberin çevresi daha büyük bir çember oluşturacak şekilde birleştirilirse daha verimli bir sonuç alınır. Yani çözüm mümkün olan en büyük, en yuvarlak ve en sığ et suyu havuzunu oluşturmaktır. Matematikli patatesleri bir kenara bırakıp kase kullanmakta bir çözüm tabi ama o zaman bu kadar zevkli olmuyor. Her neyse umarım bu basit tarif optimal akşam yemeği ziyafetine ulaşmanıza yardımcı olur. İleri düzey matematikçiler banaç tarski patatesini de deneyebilirler. Bu yemekte bir patatesi belli bir biçimde kesip parçaları birleştirdiğinizde iki patates elde ediyorsunuz. Birbirinden nefis ve aşırı derecede pratik yemek tarifleri için beni izlemeye devam edin lütfen.